Aklı tozmuş, havsalasını yontmuş, mermer başlar. Savruk gülüşleriniz iskelesini çoktan söktü. Ve yoktan süreli, çok sesli koronuz, kazınıp çölün heykel yüzlerinden mermerlere düşürülmüş gölgeniz, sükseli bir yıkılışta. Şairlerimiz uzun zamandır sesleniyor batıya. Uzun zamandır edebiyatçılarımız sesleniyor. Akil insanlarımız sesleniyor. Ama biz Cumhuriyet'le birlikte ne kadar Kurtuluş Harbi ile vatanımızı kurtarsak dahi, devletimizi kursak dahi, zihinlerimizi maalesef Batı işgalinden kurtaramadık. Bizi bir esaret aldı. İlk başta fikirlerimizi aldı, vicdanlarımızı aldı, nesillerimizi aldı, kültürümüzü ve medeniyetimizi esir aldılar idi. Şimdi aziz kardeşlerim, işin aslı ve özeti şudur. 16 Temmuz sabahı, 16 Temmuz sabahı biz millet olarak bir darbeye uyanmadık. 16 Temmuz sabahı biz ümmetin, Muhammed'in kalbi olarak, Türkiye olarak yepyeni bir çağa uyandık. 16 Temmuz bu ümmetin tekrardan 400 yıl önce Fatih'in, 500 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han'ın nasıl ki İstanbul'u fethederek bir çağı kapattıysa, 16 Temmuz günü bu Necip millette bir çağı kapattı ve yepyeni bir çağa başladık Allah'ın izniyle. Şimdi biraz tarihe bakarsak, geriye gittiğimizde milattan önceye vardığımız zaman 3000-3500 yıllarında bir tarih algısı, tarih hafızası oluşmaya başladı. Tarih aktarılabilir bir nesne haline geldi, dönüştü. Ve dünyanın şekli ve gidişatı kayıt altına alınmaya başladı. Buna insanlar dediler ki ilk çağ. Bu milattan sonra 4. yüzyıla kadar sürdü. Ta ki kavimler göçüne kadar. Kavimler göçü dediler, Orta Asya'dan kavimler batıya doğru göçüp geldiler. Dünyanın sosyal haritası, siyasi haritası, ekonomik haritası yeniden şekillendi. Ve yepyeni bir çağ, orta çağ açılmış oldu. Ta ki Fatih Sultan Mehmet Han'a kadar, 1453'e kadar. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'a girmesiyle bu İstanbul'un surlarının, Konstantinopolis'in surlarının yıkılmasıyla birlikte artık dünya tarihi de yepyeni bir çağa girdi. Yepyeni bir çağa girdi. Tarih devam etti, aktı geldi. Avrupa'da sosyal olaylar patladı. İşte yeni fikirler. Efendime söyleyeyim, toplumların arasındaki huzursuzluk, debdebeler. Dediler ki eşitlik, özgürlük, hürriyetti. 1789 Fransız İhtilali'ne kadar geldi. Bir baktı ki Fransız İhtilali dünyanın, Avrupa'nın sosyal siyasal haritasını yeniden şekillendirdi. Şimdi biz o zamandan beri bu zamana kadar bir süreç devam etti. Tüm İslam dünyasını şekillendirdiler. Bu zaman zarfında dünya harpleri yaşandı. Birçok İslam bölgesi, İslam beldesi sömürge oldu. Koskoca Cihan İmparatorluğu yıkıldı. Osmanlı'yı kaybettik. Ta Hindistan'a kadar sömürge haline getirdiler. Son 100-150 yıl içerisinde de tekrardan İslam beldeleri kendi özgürlüklerini ellerine alsalar da kültürel olarak, fikri olarak henüz bir, efendime söyleyeyim,
bir selahiyete, bir iradeye sahip olamadılar. Henüz kendi iradelerini eline geçiremediler. Şimdi yakın çağ diyorlar, içinde bulunduğumuz çağ, ne kadar dijital çağ, telefonlar, teknoloji son safhada ilerlemiş olsa da ben inanıyorum ki tarih de buna şahitlik edecektir muhakkak. 16 Temmuz sabahı biz bu vatanın bir evladı olarak, bu aziz milletin bir bireyi olarak, ümmeti Muhammed'in bir ferdi olarak yepyeni bir çağa uyandık. Şimdi dünyanın, bırakın Türkiye'nin, tüm dünyanın sosyal ve siyasal altyapısını değişecek. Bu ümmetin geleceği için atılmış son 100 yıldaki en büyük bir adımdır. Bu hastanede yoğun bakımda idik. Bir zaman çıkardılar, odaya aldılar. Bir zaman yoğun bakım, bir zaman oda. Daha hastanede idik. Ama elhamdülillah ki tekrardan ne yaptık? Yataktan kalktık. Yataktan kalktık elhamdülillah. Şu an ümmet olarak, millet olarak ayaktayız. Pazar günü gördük hadiseyi. Yani çok da dolaşıyor, dillendiriyorlar da. İşte vatanın ordusu şu kadar, şu ülkenin şu kadar, bu ülkenin bu kadar. İşte evet, bir kez daha şahit olduk ki bu millet asker bir millet. Bu millet ümmeti Muhammed'in kalbi, kolu ve kanadı. Haçlı İttifakı. Evet, bu Haçlı İttifakı kuklası maşası ne olursa olsun. Ama birinci kurulmuş Haçlı İttifakı da değil. 1100 yıllarında başladı bunlar. Dediler ki biz bu ümmeti Muhammed'i, İslam'ın nurunu söndüreceğiz. Topladılar batıdaki kralları, papa hepsini topladı. Haçlı ordusunu kurdu. Anadolu'ya gönderdi. 1100'lü yıllarda. Peş peşe bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil, altı değil. Aziz kardeşlerim, 10 küsür defa 200 yıl boyunca bizim ecdadımız Anadolu'da bunlara siper oldu. Geçit vermedik. Geçit vermedik. En son Sultan Selahaddin de bunların Kudüs'ten kökünü kazıdı ve attı. Şimdi yine bunlar böyle bir ittifakla geldiler. Her ne kadar biz bağımsız ise, bağımsız olarak kendimizi tanımlasak da asla biz bağımsız değildik. Diğer İslam coğrafyası da öyle değil. Bakmayın, şimdi İslam devletlerinin işte askerleri var, parlamentoları var, kralları var, şunlar bunları var. Daha düne kadar Türkiye'de yakinen biliyorum ki onlarca değil, yüzlerce değil, binlerle ifade edilen yabancı istihbarat ajanı, Avrupalı devletlerin istihbarat ajanları İstanbul'dan Türkiye'nin güneydoğusuna kadar cirit atıyordu. Son yaşadığımız Doğu hadiselerinde yakalanan istihbaratçılar, Avrupa menşeli, Amerikalı menşeli istihbaratçılar, bunların haddi ve hesabı yoktu. Dediler, yakinen biliyoruz, işte Kuzey Suriye meselesi, PKK'nın oluşturulan bir bölge, öyle bir plan kuruyorlar ki bu sadece bir darbe girişimi değil, topyekün Türkiye'yi bir istila kalkışması. Oradan onlar girecekler, İngilizler farklı bir tarafa yığınak yapıyorlar. Aşağıda Amerika tabi ordu kuruyor. Suriye'nin içerisinde bir ordu teşekkül ettiriyor ki bir istila, bir daha ne yapsın bu ümmet ayağa kalkamasın. Bana bir video gösterdiler. Hakikaten de çok duygulandım onu görünce. Bir Suriyeli gazeteci diyor ki bunlar Türkler diyor. Bunları Haçlılara sorun. Bunları Mecusilere sorun. Allah'a hamdü senalar olsun ki Rabbim tekrardan sancağımızı elimize verdi. Rabbim tekrardan bu milletin kılıcını eline verdi. Artık yatakta değiliz, koşuyoruz. Bundan sonra da duracağımızı zannetmiyorum. Artık yürüyeceğiz
yürüyeceğiz, hızlanacağız, koşmaya başlayacağız. Hakkınızı helal edin. Şimdi sorular hususunda çok da fazla duruyorum ama genelde hep arkadaşlar da güncel meseleleri değerlendirmemi istiyorlar. Bu mesele, bu işin özetidir. Allah-u Zülcelal'in bir takdiri vardır. Allah-u Zülcelal'in bir hesabı, bir kitabı vardır. Kim ne hesap yaparsa yapsın, Allah-u Zülcelal'in hesabından üstün değildir. Allah-u Zülcelal bir ayeti celilede şöyle buyuruyor. Bunu da söylemiş olayım vakti gelmişken. İnnehum yekidûne keyde ve ekidu keyde femehhilil kafirine emhilhum rüveyda. Onlara bir mühlet ver diyor. Bu onlar için tanınmış bir mühlet idi. Allah-u Zülcelal, Allah-u Zülcelal'e hamdü senalar olsun ki bizi tekrardan millet olarak ayağa kaldırdı. Ümmet olarak ayağa kaldırdı. Bundan sonra artık Türkiye'nin, milletimizin önü açıktır. Tekrardan dünyanın siyasi haritası değişecektir. Sosyal haritası değişecektir. Bundan sonra Arap coğrafyası da değişecektir. Allah'ın izniyle. Geçen bir kardeşimiz özellikle demişti. Hocam şu ülkenin şu kadar, Pakistan'ın bu kadar. Bakmayın aziz kardeşlerim. Bizim ordumuzdan başka bir milli orduya, bizim ordumuzdan başka batılılarla harp edebilecek bir orduya hiçbir İslam ülkesi sahip değil. Velev ki atom bombası olsun. Yani ona atom bombasını verdiler eline ki orada birbirlerini oyalasınlar diye yani. Aslında Hindistan, İslamabad, İslam coğrafyasının yarısı şu an Hindistan'a verdiler. Hindistan'ın %60'ı bölgesi İslam coğrafyası idi. Dediler ki işte sen atom bombası yap, sen de yap atom bombasını. Ha siz orada kalın. Onları içine hapsettiler. İşte bazen kıyas ediyor kardeşlerimiz. Türkiye'nin ordusu şu işte Pakistan'da da atom bombası falan var. Yani bu ümmet eğer ayağa kalkmadıysa, bu ordu olmadığı sürece ümmeti Muhammed ordusu yoktu. Ümmeti Muhammed'in bir askeri yoktu. Bizim şimdi gördük ki bu son mitingde de gördük. Allah'a hamdü senalar olsun. Biz ordu milletiz. Milli bir ordu. Yani Rabbimin hikmeti ilahisinden sual edilmez. Hiç yan yana gelmeyecek hadiseleri bile, insanları bile bu hadise neticesinde Rabbim yan yana getirdi. Şunu da gördük ki bu millet olarak bu coğrafyada yaşayan insanlarımızın müştereklerimiz ayrılıklarımızdan çok 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 daha fazla. Yani düşünebiliyorum, hiç inanamadığımız insanlar yan yana geldiler, oturdular. Ve mevzu bahis vatan ise gerisi teferruat diyebildiler. Allah'a zülcelal'e hamdü senalar olsun aziz kardeşlerim. Evet, bunda diyor ki şairin bu konuda da bir sözü var. Mehmet Akif'in, Allah kendisine rahmet eylesin. Rabbim mekanını cennet eylesin. İstiklal Marşı şairimiz. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi sinede birdir vuran yürek, yılmaz. Cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz. Aziz kardeşlerim, aziz kardeşlerim, emin olun, emin olun bu cephe sarsılmaz. Rabbimin lütfu keremine sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbimin lütfuna, keremine, ikramına sonsuz hamdü senalar olsun. Bundan sonra Allah'ın izniyle meydan da bizimdir, şan da bizimdir, silah da bizimdir. Allah'a emanet olun.